arkadaşlar. Bugün periyodik cetvel konusunu işleyeceğiz. Öncelikle periyodik cetvelin tarihsel gelişiminden bahsedelim. Bazı elementler altın, gümüş, kalay, bakır, kurşun ve civa gibi elementler eski çağlardan beri biliniyor olsa da elementlerin bilimsel olarak keşfedilme süreci 1649 yılında Henning Brand'in fosforu keşfetmesiyle başlamıştır. 1869 yılına gelindiğinde bilinen 63 element bulunmaktaydı. Element sayısının hızla artması bilim insanlarını elementlerin belirli sistem içinde sınıflandırmaya yönlendirmiştir. Şimdi arkadaşlarım 1817 yılında Alman kimyacı Johann Döberenier benzer kimyasal özelliklere sahip olan kalsiyum, Stronsiyum, baryuma bakarak stronsiyumun atom ağırlığının kalsiyum ve baryum atom ağırlıklarının ortasında olduğunu bulmuştur. 1829 yılında klor, brom ve iot üçlüsünün de benzer özellikler gösterdiği bulunmuştur. Bakınız döbereni elementleri üçerli üçerli ayırmış arkadaşlarım ve bu yasaya triyatlar yasası deniliyor. Döberini yer benzer kimyasal özelliklerine göre elementleri üçerli gruplar halinde sınıflandırdı. Ve bu kurala triyatlar kuralı dedi. Şimdi arkadaşlarım döberini e göre bakınız kalsiyumun kütle numarası yani atom ağırlığı 40. Baryumun atom ağırlığı 137. Stron suyumu şu şekilde hesaplamış. X eşittir 40 artı 137 bölü 2. Bu da ne gelecek arkadaşlarım? 88 buçuk. İlk periyodik tabloyu oluşturan Fransız bilim adamı Döşan Kortua'dır. Döşan Kortua silindirin çevresine 16 kütle birimleri yerleştirerek elementleri buraya oturttu. Bu silindirik sisteme göre her 7 elementten sonra özelliklerin tekrarlandığı ve benzer özellikler gösteren elementlerin alt alta geldiğini gözlemledi kimyacı Niels 1864 yılında elementleri artan atom kütlelerine göre sıraladığında her 8 elementten sonra özelliklerin tekrar ettiğini gözlemledi. Buna ise oktavlar kuralı dedi. Periyodik tablonun babası olarak Alman bilim adamı Meyer ve Rus bilim adamı Mendeleev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersiz olarak benzer sonuçlar ürettiler. Artan atom kütlelerine göre ve özellikleri birbirine benzeyenleri alt alta gelecek şekilde sıraladılar. Sınıflandırmada sisteme uymayan atlamalar olduğunu fark eden Mendeleev daha sonra bulunacak elementler ile boşlukların dolacağını belirtmiştir. Bakınız arkadaşlarım Mendeleev'in yaptığı en güzel şey yeni elementler bulunabileceğini öngörerek boşluk bırakmasıdır fakat soy gazları düşünmemiştir. 1895 yılında Lord Rayleigh yeni bir soy gaz yani argonu keşfettiğini söyledi. Bu element periyodik tabloda bilinen hiçbir yere oturtunamadı. 1898 yılında William Ramsay bu elementin klor ile potasyum arasında bir yere konulabileceğini önerdi. Helyum da aynı grubun bir iyisi olarak düşünüldü. 1912 yılında Henry Moseley'nin X ışınları ile yaptığı deneyler sonucunda elementlerin atom numaralarını belirlemesi periyodik sistemde yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Böylece elementler artan atom numaraları ve taşıdıkları özelliklere göre sıralanarak modern periyodik sistem oluşturulmuştur. Bakınız, Henry Moseley sayesinde arkadaşlarım günümüzde kullandığımız periyodik cetvelin temelleri atılmıştır. 1940 yılında Seaborg plütonyum elementini buldu. Daha sonra 94'ten 102'ye kadar olan tüm uranyum ötesi elementleri keşfetti. Periyodik tablodaki lantanit serisinin altına aktinitler serisini yerleştirdi. <laughs>